Herkese merhaba. Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Evet, sabahın erken vakitleri, hava kapalı. Bugün birazcık aslında açık ve güneşli olacak ama daha güneş yeni doğdu, çok erken. Ben de gün başlamadan birazcık bahçede vakit geçirmek istedim. Evet. Bu aniyumumuz burada gerçekten çok güzel büyüdü. Kocaman bir marul. Ama bu burada büyüdükçe altındakileri de boğmaya başladı. Zaten buradan birkaç tane çeşit koparttım. Şu aralardan daha önceki haftalarda. Ama hala büyümeye devam ediyor. Ve bu altta olan Sedum Gold ezik. Artık o oradan çıkması lazım. Yoksa onu ben kaybedeceğim. Şöyle bir, evet, bismillah deyip alacağım ama çok zor görünüyor, elimde tutamam. Şöyle tripoda koyalım, ben de buradan sökmeye çalışayım. Bismillah. İnanılmaz anim yaprağı dolu burası. Aniyumun da kötü özelliği bu işte. Hazır yaprak döküyoruz. Bismillah. Evet. Bayağı yeşil olmuş zaten. Renkler gitmiş. Bakalım, evet, orada bir şeyler daha var. Evet. Tamam. Onu orada can çekişmekten kurtarmış olduk. Şöyle. Bunları şöyle temizleyip olduğu gibi hemen dikmeyi düşünüyorum. Birkaç gün zaten güneşin altında kalınca bunlar kızarmaya başlayacaklar. Şu anda tamamen renklerini kaybetmiştim. Evet, burada başka boğuluyorlar ya. Aslında budamak istiyorum aniyumu. Yani böyle burada böyle kocaman kocaman olmasın. Ama şu anda budayamam. Yani şu anda budarsam çok zaten burası boş kalacak. Diksem de tutar mı? Burada yanar mı? Çünkü havalar ısınınca birden o dengeyi şey yapamıyorum. Yani kökleri tam iyileşti mi, iyileşmedi mi? Şu arada da epey bir echeveria. Bunlar da gitmiş. Evet, eğer şöyle koyabilirsem daha yakından göstermek için öyle yapacağım. Şurası. Normalde buraya bayağı echeveria blue elf dikmiştim. Tabii ama bu aniyumun bu kadar kocaman olacağını düşünmemiştim. Şu çiçekleri bir alalım buradan. Tamam. Şimdi şöyle kaldırırsam burada artık, yani şu forma bakar mısınız? Gitmiş. Bunu tabii daha ben hep şu dışarıdakilere bakıyorum da hiç altta ezilip büzüleceğini düşünmüyorum. Bu gitmiş bir. Daha da gitmeye devam ediyorlar. Buradan birazcık yaprakları alalım.
Şimdi bunun bir parçası, arkadakiler, arkadakini de alacağım. Bu zannetmiyorum olabileceğini. Koca köküyle. Onu da alalım, bir şey katmıyor zaten. Ben dikeceksem de şurayı dolduracak bir şey dikmem lazım. Yani aslında buraya biraz daha yüksek bir şeyler dikmek istiyorum. Çünkü bu kadar kocaman bir ağrımdan sonra böyle pat aşağı düşüyor. Çok fazla düşüklük var burada. Onun için şunları ben alayım buradan. Zaten ağrım biraz daha büyürse bunu da boğacak. Şekil hafif bozulmaya başlamış. Koptu. Ama daha o kadar kötü değil. Bu güzel kullanılabilir. Bir de onu tamamen kökten çıkartacağım. Evet, buraya krasula kamp ateşi diktim ama orada hiç kamp ateşliğini yapamıyor gene. Çünkü çok sıkıştı, gölgede kalıyor. Şöyle bir kamp ateşi kızarması lazım. Aslında burada böyle bir öbek kamp ateşi olsa gayet güzel olur. Oraya biraz yükseklik. Belki de hepsini sökmem lazım. Echeveria Blue Elf'lerin oradan. Ki böyle doldurabileyim. Bunun da böyle tonlarca yavrusu olmuş. Evet, buraya ne dikebiliriz, ne dikebiliriz. Aslında şöyle burada iki tane Fred Eye çok güzel olabilir. Yani şöyle mor mor karşıdan görünerek. Değil mi? Eğer şöyle bakacaksak buraya. Yani burada hiç renk yok. Evet, Fred Eye nereden kesip getirebilirim buraya diye düşünüyorum. Aslında öyle yapalım. Ben şimdi şunu buradan sökmeyi deneyeceğim. Diyelim. Evet. Şuradaki yavrulara bakar mısınız? Bir sürü yavru var. Şimdi oraya ben, evet, daha kaç tane kesebilirim acaba, o çıkarabilirim oradan diye düşüneyim bir. Şöyle bakarsam eğer, bence şu arkadakini de alalım. Onun da bir fonksiyonu yok orada. Krasula kamp ateşini de direkt sökeceğim. Hiçbir görüntü şey yok onun orada. Zaten görünmüyor. Şimdi buraya bir tane Fred Ive olur bence. Şurada bir Fred Ive'ımız var. Birlikte oraya gidelim. Şurada hemen. Evet. Ya bu burada güzel ama çok uzadı. Alttan da bir yavru mavru falan gelmiyor. Onun için ben bunu zaten keseyim diyordum. Bunu şuradan keseceğim. İnşallah bu da etrafından yavrular vermeyi denesin. Birazcık çalışsın yani. Hatta bunu birazcık daha şöyle keseyim ki yavrular aşağıdan olsun. O kadar yukarıdan olmasınlar. Bunu da götürüp şöyle karşıya koyabiliriz. Olsun tabii, etrafındaki echeveria'lar biraz boğmuş oluyor ama şöyle bakalım.
Fred Ayk çok kolay köklenen, çok iyi büyüyen bir echeveria çeşidi. Gerçekten süper yani büyütmek için. Böyle bol bol kullanmak için falan da. Evet. Şurada da birkaç tane bir kuru çiçek gördüm. Onları koparacağım. Tamam. Ya her seferinde her gittiğim düzelttiğim bölgeden bir sürü çiçek sökmüş oluyorum. Onları başka yere dikmem gerekiyor yani. İnanılmaz artıyor miktar giderek. Şimdi burada bir tane Calinkoi beherensesimiz var. Evet, bu tüylü yapraklı. Aslında ben bunu burada istiyorum, evet. Ama nasıl olacak? Yani burası böyle büyüyüp geriğinin görüntüsünü kapatır mı? Nasıl olur bilemedim. Bir de burada dibi çok sıkı toprak değil. Sanki büyüyemeyecekmiş gibi geliyor. Onun için bunu buradan alıp ön bahçede bir yere dikmeyi düşünüyorum. Şöyle çıkarayım. Zaten çok daha yeni dikmiştim. Çok da fazla kök oluşmamış. Minik minik köklerimiz var daha, çok yeni. Bunu hemen ben daha sıkı topraklı bir yere dikmek istiyorum. Yani sıkı topraklı olunca daha iyi sulanabildiği için bence daha iyi oluyor. Bazı sukülentler için. Çünkü seyrek toprak tamam, su tutmuyor, çürütmüyor ama çok çabuk kuruyor. Ona göre daha fazla sulamanız gerekiyor. Sulamayı unutursanız işler karışabiliyor. Bir de deyip bir türlü bitiremiyoruz. Evet. Şu kalançodan da şu uzayan saplarını budamak istiyorum. Bunu mümkün olduğunca toparlayıp daha böyle kompakt, sıkı halde tutmak istiyorum. Yoksa böyle çok dallı budaklı oluyor. Bunları istersek aslında şuraya sıkıştırabiliriz aldığımız yere. Köklensinler. Zaten hep bunlar altlarında böyle kökleri olduğu için dalında sürekli. Hemen onlar toprağı bulup oradan büyümeye devam ediyorlar. Kolay oluyor. Tamam. Orası da güzel. Şu Krasula kamp ateşi. İstediğim formu her Krasula kamp ateşine veremiyorum. Bazıları çok güzel böyle kompakt halde yetişiyorlar. Bazen de o hale bir türlü koyamıyorum yani. Burada şimdi şöyle yapacağım. Demin kestiklerimi de getireyim. Ne kadar kestim, ne kadar çıkarttım. Evet, şöyle. Evet, fena görünmüyorlar ama ben böyle yapacağım şimdi. Şunu şuradan keseceğim. Diğerini de buradan keseceğim. Evet, bir de biraz önce diğer taraftan söktüğümüz var. Onu da şöyle keseyim. Bunların dibini açıp biraz şu aletimizle toprağa değsinler. Çok derdim o yani, sadece köklenmesi için şöyle koyarsak.
Bu da sapı çok incelemiş. En azından şöyle küçük bir kırık olsun. Burası biraz daha kenarlarından dallanıp uzatmış. Ses makinesi yine geçti yani yukarıda. İlla ben video çekerken bir tane ya helikopter geçecek ya birisi bahçe ya çim kesmeye başlayacak ya budamaya başlayacak. İlla ki bir ses olacak yani. Ups, nereye koyduk? Evet. Burada bir de şu köşeye bakalım. Bunlar buradan çıkan sökücüklerimiz. Şurada bir varsa evet, tabii burada da arkada maşallah aniyen üstten bastırdığı için burada da kraso kamp ateşi var ama onlar da arada ezilmişler. Şurada şu kalantının ucunu keselim. Ay arada kaldı. Tamam, neyse bugünlük en azından burada bu kadar yeter. Ben şimdi diğerlerini başka bir yerlere dikmek için yerler bulmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, siz de inşallah sevdiğiniz bir şeyle vakit geçirme ihtimali bulabilmişsinizdir bugün. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.